Merhaba arkadaşlar. Yapay Sinir Ağları Yaz Okulu 6. haftadayız. Bir aksilik olmazsa önümüzdeki hafta son hafta. Evet, normalizasyon şeyin bir parçası, normalizasyon yapay sinir ağlarında verilerle ilgili yapılan bir işlem. Normalizasyon hesaplayan bir sinir ağı ifadesi doğru olmaz belki. Ama yaptığın çalışmaya bir bakarız Berkay. Yani... Zaten geriye doğru hesaplamaları adım adım anlatmış idik. Bugün de yine Excel'de adım adım geriye doğru hesaplama konusunu pekiştireceğiz. Direkt derse senin yaptığın çalışmayı incelemeyle başlayalım. Ekran paylaşımıyla mikrofondan sonraki yerde var. Onunla başlayabiliriz. Ses gelmiyor. Bir seste mikrofonun var mı? Senin mikrofonun kapalı görünüyor Berkay. Yap bakalım, uygulamayı göstersen yine anlarız ne olduğunu. Evet, yani ilk önce normalizede tabii elimizde birden fazla değer de olabilir veriye ilişkin. Onları tablo halinde normalize etmek lazım. Python'da bunların çok daha ilerisi yapılabiliyor. Ama sen kafa yormuşsun.
giriş seviyesinden de bir başlamışsın. Aslında ilerletsen sana programı da şey yapardım. Herhangi bir değer girerek değil de şu girilen değerlerin mesela o 10 tane artık 15 tane kaç değer girdiysen onları normalize tablosu aynı şey aynı değerlerin orijinali ve normalizesi şekliyle ekrana yazdırsan hiç olmazsa onları da görmüş olurduk. Bu aradaki diğer değer sorulursa onların karşılığını da yapar. İlk önce mevcut İşte öyle değil. Normalde yapay sinir ağı bugün öğreneceğimiz konularda bizim hedefimiz burada aralıkları belirleyip belli sayıyı sormak değil. Yapay sinir ağlarını eğitmek için kullanacağımız elimizdeki orijinal verilerin normalize değerine çevirmek. Biz bunları kullanacağız. Dolayısıyla bir de tabii şu anda sadece bir tane değerle ilgili değil. Elimizdeki örnek veri setinde birden fazla değer, yani mesela bizim örneğimizde neydi? Arabanın yaşı var, kilometresi var, bunun karşılığında fiyatı var. 3 tane sütun. Dolayısıyla burada o şekliyle bir şey. Elimizde 100 tane aracın normal yaşı, kilometresi ve fiyatı olsa 3 çarpı 100, 300 tane değer olmuş olur. Ayrı 100 satır, 3 sütun şeklinde o verileri normalize etmek ve sistemde kullanmak şekliyle yapılabilir. Peki teşekkür ederiz Berkay. Burada normalizasyondan daha ziyade bunu bir ileriye götürüp ileriye doğru hesaplamalarda belli hücre sayısı, ağ topolojisi, daha sonradan da geriye doğru hesaplama ki en zor kısmı işin kolaycılığına tabii kaçılıyor veyahut da hiç ilgilenilmiyor ama bunlar aslında bu vesileyle biraz kafa yorsanız, şey yapsanız sizin kod yazmanıza da katkısı olacak bir konuydu. Fakat bu fırsatı kaçırdınız maalesef. Yok yani mutlaka kayda değer bir şey. Biraz bir kafa yormak veyahut da Python'la ilgili biraz bilgilerini güncellemek, kendini görebilmek adına biraz bir çalışma olmuş. Vize puanını girerken bir bakalım. Evet, katılımcı sayısı da biraz artmış yavaş yavaş. Evet, dersle ilgili konularla ilgili özellikle
anlaşılmayan bir şey varsa günaydın Olcay. Evet. Şimdi yapay sinir ağları dersinde arkadaşlar temel olarak süreçleri anlattık. Temel konuları anlattık. Şimdi bir bütün olarak konuya ele alma şey yapalım. Bu haftanın özgün konusuna da öğrenme diyelim. Yani bu kurduğumuz yapay sinir ağı nasıl öğrenecek? Makine öğrenmesi demek ne demek gibi bu konu üzerinde duralım. Öğrenme deyince siz ne anlıyorsunuz? Size ne çağrışım yapıyor? Öğrenme. Resmi bir tanım şey beklemiyoruz ama sizdeki çağrışımı ne? Bir bilgisayar nasıl öğrenebilir? Bir çocuk nasıl öğreniyor? Yine hakeza hayvanlarda eğitim yapılıyor. Belli konulardaki işte cezalandırma, teşvik yöntemleriyle öğretme sağlanıyor. Evet, tecrübe ve deneyim nasıl oluyor? Örnek vakalarla karşılaşarak oluyor. Yani siz şu anda üniversitedeki işte arkadaşlarınızı seçerken, üniversiteye geldiğinizde liseden sonra kimlerle arkadaş olacağınızı seçerken belki hayatınızın önceki kısmında karşılaştığınız tecrübelere göre şey yapıyorsunuz. Veyahut da yapılan bir işle bir çiftçi yaptığı tarımda geçmiş yıllardaki hava şartlarında, fırtınada, şeylerde nasıl davranmışsa ettiği gübrelerin elde ettiği sonuçlarla onlar arasındaki bir ilişkiyi anlıyor, algılıyor. Bunlar işte öğrenme oluyor. Veyahut da finans konusunda bankada kredi servisinde hangi müşterilere ne limitte kredi verileceğiyle ilgili hesaplamalarda bu kişiye kredi verilir mi, verilmez mi? Kredisini geri ödeyebilir mi, ödeyemez mi? Veyahut da ne kadarlık bir kredi ödeyebilir bu gelir şartlarıyla ve benzeri gibi yine geçmiş kayıtlardan şey yapılabilir arkadaşlar. Dolayısıyla tecrübe etmek demek belirli karşılaşan olaylarda bir sonrakinde önceki karşılaştıklarımızda zihnimizin arka planındaki konularla şey yapacağız. Evet, burada öğrenme dediğimiz iki tür temel öğrenmeden bahsediliyor. Öğretmenli öğrenme, öğretmensiz öğrenme, kendi kendine öğrenme gibi şeylerde supervised ve unsupervised öğrenme gibi şey yapıyor. Bizim burada göreceğimiz öğrenmede yapay sinir ağlarında supervised yani öğretmenli öğrenme şeklindeki gerçekleşecek. Yani birincisi tabii burada supervised'de yaptığı bir şeyde siz sadece geri bildirim olarak
doğru yanlış veyahut da burada ne kadarlık bir hata olduğunu belirtirseniz bu öğretmenliği öğrenmeye giriyor. Şimdi yine bizim klasik örneğimiz üzerinden konuşacak olursak, geçen hafta geriye doğru hesaplamada ilk adım olarak, geriye doğru hesaplamada ilk adım nereden başlamıştık? Evet, Fatih Aktaş da sonunda şunu öğrenecek. Birkaç defa daha aynı şeyi geçen hafta söyledim, sınav yapacağımı söyledim, resmi başvuruyu yap dedim. Peşine mail attı, peşine mesaj yazıyor. Bu kadar sıkıştırırsa hocanın da resmi hakkını kullanıp mazeret sınavı da yapıp yapmamayı hocalara bırakıyorlar. Yapmayacağını öğrenecek. Yani bir konuya bir şey bir sorulduğu zaman verilen cevap üzerine ondan mesajı alması lazım. Geçen hafta ben kendi inisiyatifimi resmi bölümden şeyler olmamasına rağmen sınavı yapacağımı söyledim. Sadece ilgili formu doldur, bölümden bana geliyor dedim. O tekrardan o formu bana mail attı. Tekrardan en az aynı konuyla ilgili 20 tane mesaj geçen hafta. Şu anda 3. 4. oldu. Sınavın dersin sonuna kadar birkaç defa daha şey yapacak. Bu tür boğucu girişimlerin yarın iş hayatında da kendisine sıkıntı vereceğini öğrenecek. Öğrenme böyle bir şey. Evet, ilk önce hata hesabı yapıyoruz dedik. Bu hata hesabı dediğimiz şey, yani yapay sinir ağları bize bir çıktı verdi. Biz bunu doğru mu yanlış mı veyahut da ne kadarlık yanlış olduğunu geri bildirme yaptık. Yani o örneğimizde hatırlayacak olursanız yaklaşık olarak biz arabanın yaşını verdik 1 yaşında, kilometresini verdik 69 binde. Elimizde var gerçek 79 bin TL fiyat. Yapay sinir ağları buldu 60 bin TL'lik bir fiyat. Yani biz buna şunu söyleyebiliriz yapay sinir ağına. Arabanın fiyatını yanlış hesapladın. Bakın nedir? Bu bilgidir. İkinci bilgi yüksek hesapladın veyahut da düşük hesapladın seviyesinde olabilir. Üçüncü bilgi ise tam olarak 19 bin lira düşük hesapladın gibi bir bilgidir arkadaşlar. Özellikle bu sayı bulmaca oyununu hatırlarsanız 1 ile 100 arasında bir sayı tut diyorsunuz. Sayı tutuyor. Mesela diyelim ki sayı tutan 79. Şimdi biz buna karşı taraftakine tahmin et dedi. 27 dedi. Şimdi biz buna şöyle diyebiliriz. Bilemedin. Sadece ne yaptık? Bir geri dönüşüm yaptık. Bilemedin. Şimdi 27 diyen kişi bir sonrasında da atıyorum 96 dedi. Yine bilemedin dedi. Bu kişi ne yapar? Belki aklında tutarak 100 tane rakamı da denemek zorunda kalır. Ama biz geri dönüş feedback olarak az önceki hata gibi yani hatasını ne yapıyorsunuz? Hatalı diyorsun sadece. Yaptığın tahmin hatalı diyorsun. Başka bir bilgi vermiyorsun. Ama ikincisinde şöyle diyebiliriz. 79'dan bir kişiye 20 dedi dendiğinde yukarı dediğimizde artık adam karşımızdaki ilk 27'yi siler. Tekrar birden 20'ye kadar olan rakamı söylemez. Yukarı dediğimizde arkadaşlar. O ne yapacak? Ona göre bir yukarıda rakam söyleyecek. Bir sonraki rakam mesela 60 dedi yukarı dediğimiz zaman. Yukarı dediği zaman artık birden 60'a kadar ki rakamı da şey yapacak. Bu şekliyle tahminde bulunacak. Şimdi üçüncüsünde ise biz 79 tuttuğumuzda 27 diyen bir kişiye eğer biz 30, 49, 52, 52 birim düşük tahmin ettin dersek ikincide ne yapar? Hemen hatasını düzeltir, tahminini tam şey yapar. Yani dolayısıyla bizim buradaki geri bildirimler, supervised dediğimiz konu arkadaşlar, ona bir destek oluyoruz ama hatanın miktarını da söylediğimizde
Ona göre kendisini ayarlayacak, şey yapacak diye düşünebiliriz. Şimdi normalde daha önceden de bahsettiğimizde mesela depremle ilgili depremin şiddeti, elimizde veriler var, depremin şiddeti yerin kaç kilometre derinliğinde olduğu, oradaki inşaatların ortalama kat yapısı, işte gecekondu bina ve benzeri gibi 4-5 tane veriyi verdik. O depremde hasar gören bina sayısı veyahut da kayıplar, can kayıpları ile ilgili şeyleri verdiğimizde arkadaşlar ne yapacağız? Yani şu kadar aşağı hesapladın, yukarı hesapladın gibi geri dönüşlerini, şeylerini veriyoruz. Bu işte öğrenme sağlıyor arkadaşlar. Şimdi tekrardan şuradan şeyimizi açalım. Yine kendi datalarımız üzerinden konuşalım. Evet, şu anda ekran geliyordur sanırım. Elimde farklı bir şeyler var. Bunlar arkadaşlar araçların ortalama gittiği kilometre, ne kadar metrede reaksiyon verdiği, fren mesafesi, fren zamanı ve durma mesafesi ile ilgili veriler var. Araç kaç kilometre hızla giderken fren mesafesini ne kadar yaptığı ve ne kadar sürede durduğu, kaç metrede durduğu. Mesela 10 kilometre bölü saat hızla giderken fren zamanı 2.047 ise 2.80'de durmuş ve benzeri gibi örnek veriler için bir tane şey bahsediyorum burada. Şimdi bunlar arasında bir genel kabulde işte karayollarında kaç hızla takip ederseniz onun yarısı kadar, bu bir genelleme, hızla takip edin ancak o kadar metrede durur gibi, ama kesin mi? Siz mesela 60 ile giderken frene bastığınız zaman 30 metrede duruyor mu durmuyor mu, sadece ona göre değişmez. Asfalt yol mu, toprak yol mu, yağmur yol mu ve benzeri gibi şeyler şey olur. Şimdi işte ne yapıyoruz? Az önce Berkay'ın yaptığı çalışmada bakın elimizde bizim şu şekilde örnek olarak kaç tane veri var? 25 tane farklı hız için veriler görünüyor. Şimdi biz bunları ne yapıyoruz? Sol tarafta normal veriler, sağ tarafta normalize değer verilir. Bakın her bir veriyi araç hızı, reaksiyon mesafesi, fren mesafesi, fren zamanı, durma mesafesi, bunların her birini bu şekliyle normalize ettikten sonra yapay sinir ağları içerisinde bunları kullanacağız. Şimdi öğrenme dediğimiz şeyde arkadaşlar bunları nasıl yapacağız dediğimizde, bu verileri sisteme karıştırarak vermekte fayda var. Normal olayın gerçek hayatta gerçekleştiği şey yaptığı gibi. Bundan mesela 25 kilometre hızla giden bir aracın durma mesafesiyle ilgili bunları ne yapacağız? Normalize verilerini kullanacağız. Şimdi buradaki öğrenmeyi gerçekleştirirken ki metotlar şeyler falan da önemli. Mesela bir çocuğa
siz bir kere bir, bir kere iki, bir kere üç, bir kere dört, iki kere bir, iki kere iki gibi bir sırayla şey yapıp ondan sonra beş kere üç, üç kere beş, dört kere iki, iki kere iki ve benzeri gibi beşlere kadar olan şeyi gösterir de soru sorarken eğer yedilerden bir şey sorarsanız ne olur? Burada şey olmaz. Yani o çocuğun o sayıyı öğrenme ve bulma yeteneği zayıflar. Ama öğretirken eğer siz bir kere yedi, sekiz kere dokuz, üç kere yedi, altı kere beş, yedi kere sekiz ve benzeri gibi karışık karışık aralardan şey yapıp da tekrardan dört kere sekiz dediğinizde bunu 32 bulma ihtimali daha yüksek olur. Yani öğrenirken de normal hayat içerisindeki dağınık ve şeylerden bulunması çok önemli. Bizim yine derslerimizin başında itibaren konuştuğumuz ne vardı? Bir evin doğalgaz, elektrik ve su faturalarını tahminle ilgili şeylerden konuşmuştuk hatırlarsanız. Eğer siz elinizdeki örneklerde hep normal bir şehrin belirli bir yerindeki apartman katlarının işte 90 metrekare, 75 metrekare, 120 metrekare, 3 tip şey olan TOKİ'deki evlerdeki veri olarak onları kullanır, onları eğitirseniz ve bunu bir gece konduda başka bir 3 katlı evde kullanmaya kalkarsanız şaşırır. Dolayısıyla yani burada makine öğrenmesinde sihir sadece yapay sinir ağlarında falan değil. Burada sizin örneklerinizin de onu modeli kullanacağınız gerçekliği temsil ediyor olması lazım. Yine Karabük Üniversitesi'nin bu sene kazanan bir öğrenci, siz daha önceden işte 4. sınıftasınız, mezun konumunda arkadaşlarsınız. Ya bizim çocuk da işte Karabük Üniversitesi'ni kazandı. Acaba aylık elektrik faturası ne kadar gider bir eve çıksa gibi bir soruyla karşılaşsanız veyahut da aylık acaba bir öğrenci kaç lira harcar ve benzeri gibi. Ya bunun bir formülü yok ama siz mesela bir model kurdunuz. 100 tane öğrenciden bunlarla ilgili bilgi aldınız. Siz kaç metrekare evde oturuyorsunuz? Kaç liralık doğalgaz faturası ödediniz? Aylık ve benzeri gibi. Onlardan bir ilişki kurduğunuzda evin metrekaresi, evin konumuyla, şeyleriyle bir öğrenme sağlarsınız. Ama bu sağladığınız öğrenmeyi Karabük Üniversitesi'ndeki öğrencinin yakıtla ilgili harcamasının şeyini tutup Adana'da kullanmaya kalkarsanız ne olur? Karabük'ün iklim şartlarıyla şeyin iklim şartları aynı değil. Bir tarafta 200-300 belki aylık 500 TL'ye kadar çıkan doğalgaz faturası varken aylık öbür tarafta 50-100 lirayla geçiştirebilir. Dolayısıyla bu öğrenme diye yani girdilerle çıktılar elimizdeki örnek olaylarla şeyler arasında öğrenmede arkadaşlar örneklerin temsili de önemli. Eğer siz bu modeli seferde kullanacaksanız diğer yerlerde mümkün olduğunca eğitim için kullandığınız verilerin özellikleriyle şeylerin aynı olması gerekiyor. Şimdi öğrenmeden neyi kastettiğimizi epey bir konuştuk. Bir konu daha konuşup onu şey yapacağız. Şimdi arkadaşlar şu mesela boy ile yaş, pardon, boy ile kilo. Şimdi biz bir üniversite öğrencisinin boy ile kilo arasındaki ilişkisini, burada bağımlı değişken kilo, bağımsız değişken boy. Yani x boy, y kilo olarak düşündüğümüzde ne yapacağız? Şu anda örnek olarak Musa, Celal, Ercan, Ahmet, ondan sonra Burak, Berkay, Emre ve benzeri arkadaşlar var. Şimdi bu arkadaşlara soracağız biz. Musa, Celal, Ercan, Ahmet, bir tane yabancı arkadaş da var ama
Onu hatırlayamadım. Ekranda ilk gören. Mesela 10 tane arkadaşın soracağız. Onların boyun kaç diyeceğiz. Kilon kaç diyeceğiz. Bunların boyları ve kilolarını görünce şöyle birisine baktığımızda bu da şu kilodadır diye düşünüyoruz. Yani mesela bir tane arkadaşınıza baktığınız zaman siz onun kilosunu tahmin edebiliyorsunuz değil mi? Peki bu kiloyu siz neye göre tahmin ediyorsunuz? Siz kendi kilonuzu biliyorsunuz. Kendi boyunuzu biliyorsunuz. Bakıyorsun benim boyum 1.65. Yani yapı olarak da omuz yapısı aynıysa ben 75 kiloysam bu da 85 falan ne yapıyor? Bilinenden yola çıkarak bilinmeyen için tahminde bulunuyor. Şimdi buradan başlayalım. Musa boyun kaç? Kilon kaç? Şu şeyi de silelim. Evet. Şimdi Musa'nın boyu 1.79, kilosu 83'müş. Şimdi bu kiloyu 83'ü 1.79'a böl. Kaç çıkıyor? Hatta yine Excel'i şey yapalım. Evet. Şimdi biz şurada neyi gördük arkadaşlar? Musa'nın sayına göre elde ettiğimiz bilgi şu oldu. Bir kişinin boy kilo. Bir kişinin kilosu boyunun 46 katı. Yani metre cinsinden olanın 46 katı dedik. Bunu öğrendik. Şimdi ikinci kişiye bakalım. İkinci kişimiz ne? Celal. Evet Celal senin boyun kaç? Kilon kaç? Bir de Ercan'a soralım. ...1.83'e 115. Maşallah. Evet. Şimdi biz eğer az önce birinci şeyden yola çıkarak konuştuğumuzda Ercan'ın kaç kilo olması lazımdı? O da eşittir. Şöyle 1.83 çarpı 46. Evet. Musa'dan elde ettiğimiz bilgi bir kişinin kilosu, bir üniversite öğrenci gencin kilosu boyunun 46 katıdır demiş olsaydık Ercan'ın 84 kilo olması gerekiyordu. Ercan ama 115 kilo. O zaman diyoruz ki ha biz o zaman şey değil yani 46 katı yeterli değil boy şeyine göre. O zaman bu iki arkadaştan öğrendiğimiz şey ne?
Eğer biz Musa'nın şeyine göre bir model kurarsak Ercan'ınki çok yanlış çıkıyor. Ercan'ınkine göre kurarsak da Musa çok şey çıkıyor. Ha, bunun ortalaması mesela burada ne yaparsın? İkisinin ortalamasını alsanız 55 diye verelim. Yani bir kişinin yine düz konuşalım. Boyunun 55 katı derseniz hem Musa için bir hata yapar. Musa için biraz yüksek, Ercan için de düşük olur ama ortalama olmuş olur. Bakın şimdi bir kişiden elde ettiğimiz bilgi, iki kişiden elde ettiğimiz bilgi. Üçüncü bir kişiden tekrar elde ettiğimiz bilgi de, bakalım yazmış mı? Celal'e sormuştuk. Evet Celal, herhalde şey yok. Burak sen söyle. Berkay söylesin. Burak, Berkay söylesin. Boyları ve kiloları. Burak 1.86. Maşallah şeyler. Mekatronikçiler de maşallahları var. Bakın yani 62 olan kaç şey oldu. Buraya göre ne yapacağız? Biz biraz daha düşüreceğiz. 54 kilo olsa sanki daha iyi olur gibi. Bir başka arkadaş ne demiş bakalım. .82 84 1,82'ye 84. Bak yine en son şu Berkay'dı herhalde. Berkay ile Musa birbirine yakın. Yani bir kişinin boyu kilosunun işte kilosu boyunun 46 kattır falan. Bunu da yine 46 başka örnekler desteklediğimiz zaman ne yapacak? Bunu mesela 52 falan gibi. Şu anda bunları atıyorum, şey yapıyorum. Ne yapıyor? Şu anda eğer bizim elimizdeki örnek ne kadar fazla olursa yeni bir kişinin boyunu tahmininde o kadar güçlü oluruz. Sadece eğer biz Ercan'ın şeyine göre, verisine göre bir şey genellemesi yaparsak, insan genellemesi yaparsak o zaman bir kişinin boyunun 60 katı olması lazım. Ama gerçekte diğer örneklerde bu böyle değil. Bak 46 olanlar var. Başka yazanlar varsa bakalım. 1.70'e 80 demiş bir arkadaş. 1,70'e 80 demiş. Bakın bu da 47 çıktı. O zaman burası işte 52,5. 52 falan filan gibi şey yapabiliriz. Şimdi biz buradan buradaki kaç örnek oldu şu anda? 5 tane öğrencinin boy ve kilosundan yola çıkarak bir kişinin boyu, kilosu boyunun ne kadar olur gibi bir bilgi elde ediyoruz. Şuradan şöyle bir bakalım. Ne yapacağız? Ahmet var. Emre. Bakın Emre'nin bir şeyini şey yapmadık. Emre sen kilonu yazmadan boyunu söyle bakalım. .76. Şimdi şuraya Emre yazalım. Şunu da ayrı yazalım. Emre 1,76. O da eşittir. Şöyle 52 çarpı 1,76 dersek 91 kilo. Şurayı da bu da tahmin olmuş oldu. Şöyle şey yapalım. Emre kaç kilosun? Yani benim önceki öğrencilerden elde ettiğim ortalama olarak bir kişinin yaşı, şu ortalama dediğim şey rastgele yazdım. Onları da bulabilirim şeylerde. 52 katı dersek biz bundan yola çıkarak Emre'nin kilosunu 91,52 olarak 91,5 kilo olarak tahmin ederiz. Şimdi gerçeğini Emre'den öğrenelim. 78.
Evet. Şimdi burada öğretmenli öğrenme dediğimiz şey, eğer biz burada yapay sinir ağına sadece şey dersek, yani Emre'nin kilosunu doğru hesaplayamadın diyebiliriz. Düşük, yüksek hesapladın diyebiliriz. Veyahut da tam olarak şeyi veririz. Peki biz bu 91,5 ile 78 arasındaki kilo farkına ne diyoruz arkadaşlar? 5 öğrencinin boy kilo arasından yola çıkarak elde ettiğimiz bir bilgiyi Emre üzerinde test ettik ve 91 kilo bulduk. Fakat Emre 78 kilo. Bu aradaki farka ne deniyor arkadaşlar? Hata deniyor işte. Bu hatayı ne yapacağız? 11,5 kilo hatayla yüksek tahmin ettin diyeceğiz. Ağın şeylerini yenileyeceğiz. Şurada bir soru daha soruyorum. Katılımcı arkadaşlara bakalım. Bir tane bayan arkadaş bulalım varsa. Merve Akgün. Ha, Merve Akgün derse katılmamış. Şu anda aktif derse katılan bayan arkadaş var mı? Yok gibi görünüyor Merve. Burada başka bir konuya ulaşacağız. Evet. Yani sınıfta öğrenme esnasında kullanmadığımız, değerini bilmediğimiz iki arkadaş daha olduğunu düşünelim. Merve ve Hasan. Şimdi eğer bizim boy ve kilo arasındaki ilişkiyi kurarken hep erkek öğrencilerin ne yaptık? Boylarını ve kilolarını aldık. Onun üzerine bir yapay sınıra eğittik diyelim. Öğrenmesini sağladık. Bununla şimdi Merve'nin kilosunu tahmin etmek ile Hasan'ın kilosunu tahmin etmek arasında bir fark olur mu? Eğittiğimiz modelde. Şu anda yöntem değil de kabaca şeylerini konuşuyoruz. Hangisinin kilosunu daha doğrulukla tahmin edebiliriz? Evet Hasan, neden? Çünkü bizim karşılaştığımız kişiler, örnekler hep erkekse bir bayan verisini buna şey yaptığımız zaman, çünkü bayanın fiziksel özellikleri, boy kilosu erkeklerden farklı. O zaman ne yapabilir? Bizim kurduğumuz modelde sadece erkekler üzerinden bir veri varsa bu bayanlar üzerinden hata yapma olasılığı daha yüksek olur. Bunun için bahsediyoruz. Eğer bizim elimizdeki öğrenme setinde bunu nerede kullanacaksak homojen bir şekilde olması lazım. Yine aynı şekilde uç örnek olarak verecek olursak, hep biz ne yaptık? Yetişkin üniversite öğrencileri için şey yaptık. Bunları siz eğer bu elinizdeki modeli, işte bunun 46 katıdır hikayesini tutup bir çocukta denemeye kalkarsanız sistem daha fazla hata verir. Yani siz eğer kullanacağınız yerle ilgili burada sadece üniversite öğrencileri, erkek üniversite öğrencileri üzerinde bir çalışma yapacaksanız sizin geliştirdiğiniz model burada biraz daha sağlıklı kullanılabilir. Ama bayan erkek karışık bir üniversite öğrencilerinin boy kilo arası ilişkisini kuracaksanız sizin örneklemler içerisinde de
aynı doğal ortamında olduğu gibi belirli oranda bayan ve erkek öğrencilerin olması lazım. Yine bayan ve erkekler şey olabilir ama siz bunları yetişkinler için elinizdeki bir veri şeyi varsa çocuklarda kullanmaya kalkarsanız yine sapma fazla olacaktır. Dolayısıyla bu öğrenmede ve testte şeylere dikkat etmeniz gerekiyor. Yani yapay sınır ağda böyle sihirli bir şey değil. Evet, bu genel hatırlatmaları yaptıktan sonra yine şu Excel üzerinden biraz bakıp sonra ara verelim, yoklamayı tanımlayalım, geriye doğru hesaplamaları yapalım. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Şunların elimizdeki örneklerde öğrenmede şu verilerin ilk önce yapay sınır ağlarında kullanılmak üzere bizim şeylerine ihtiyacımız var, normalizelerine ihtiyacımız var. Peki bu boyla kilo arasındaki ilişkiyi kurmak için nasıl bir yapay sinir ağı kurabiliriz? Örnek bir tanesini şey yapabilir misiniz? Giriş, ara katman ve çıktı katmanda kaç hücre olacak şekilde bir ağ kurabiliriz? Bunların normalize değerlerini elde edeceğiz. Sonra bunlar için bizim ağımızda eğiteceğiz. Evet, öğrencilerin boy ve kilolar arasındaki ilişkiyi kurmak üzere bir yapay sinir ağı geliştirecek olsak, girdi, ara katman ve çıktı da kaçer hücre kullanmamız gerekeni sormuştuk. Bu soruyla beraber araya gidiyoruz. Dönüşte cevap verirseniz yaparız. Two more.
Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Yani öğrenme ile ilgili kafanızda bir şekiller oluşmuştur diye düşünüyorum. Yine şu kısmını tekrar edin diyeceğiniz bir şey varsa. Konuşabiliriz. Evet. En son işte en basitinden boyla kilo arasındaki ilişkiyi öğrenmek için elimizdeki örnek kişilerin ne yapıyoruz? Boyları var, kiloları var. Birinci olarak bunları normalize ediyoruz. Normalize ettiğimiz değerler üzerinden yapay sinir ağlarında girdi olarak kullanacağımız, beklenen değer olarak kullanacağımız verileri belirleyip öğrenmeyi gerçekleştiriyoruz. Şu öğrenme ile ilgili bahsettiğim şeyleri şey yapayım. Elinizdeki öğrenmeyi kullanırken şunları şey olarak düşünebilirsiniz, veri seti olarak düşünebilirsiniz. Bir eğitim, bir de test. Burada eğitim ne demek, test demek ne demek? Onları biraz daha bahsedecek olursak arkadaşlar. Şimdi az önce biz sınıftan boy ile kilo arasındaki ilişkiyi öğrenmek için 5 tane öğrenci belirledik. Bunları ne yaptık? 5 tane öğrencinin verilerinden yola çıkarak bir başka öğrencinin verisini de test ettik bunu. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış diye. İşte eğitim dediğimiz şey arkadaşlar, buradaki örnek yapay sinir ağını eğitmek için kullandığımız veriler. Bu 5 öğrenci. Test dediğimizde o 1 öğrenci gibi düşünebilirsiniz. İkinci el araç fiyatı hesaplama ile ilgili düşünecek olursak, şöyle o veriler bir yerde miydi? Onu bir bakalım. Evet. Şimdi bakın bizim elimizde 10 adet aracın yaş ve kilometre bilgileri ve fiyat bilgisi var. İlk önce ne yapıyoruz? Bu verileri normalize değerlerini alıyoruz. Sonra yaşı 0.1, kilometresi 0.35, fiyatı ise biz 0.85 bekliyoruz. İlk önce bunun için uygun olan 2, 3, 5, 1 yapay sınır ağını oluşturduktan sonra veyahut da 2, 8, 1, 2, 3, 1 ve benzeri gibi alternatif modeller kurabilirsiniz. Burada sizi bağlayan girdi katmanında 2 adet, çıktı katmanında 1 adet hücreyi oluşturup şey yapıyorsunuz. Şimdi buradaki elimizdeki örnekten, birinci örnekten yola çıkarak yapay sinir ağında bir hesaplama yapıyorsunuz. Bu işte T eşittir 1 ağını bu. T eşittir 2 dediğimizde ilk önce bizim kurduğumuz yapay sinir ağına bu birinci örnek aracın 0.1 gireceğiz, 0.35 gireceğiz, sonra 0.85 ile karşılaştıracağız yapay sınır ağını. Hatasını bulacağız arkadaşlar, ağırlıkları güncelleyeceğiz, ikinci örnek için de bu şekliyle kullanacağız. Şöyle yapalım bir ekle, çizimle ilgili şeyler nerede? Evet. Şimdi arkadaşlar ilk örnek olarak 0,1 gireceğiz.
pardon 0,1 0,35 gireceğiz. Yapay sinir ağ diyelim ki buradan bir değer çıkarttı. 0,50 diyelim. Basit olsun şeylerde. Ama bizim beklediğimiz değer 0,85 idi. 0,85 idi. Bunun arasındaki değere biz ne diyeceğiz? Hata diyeceğiz. Beklenen eksi 0,5. Hata. Yani 0,35 düşük çıkarttın diyeceğiz. Bu aradaki ağırlıklar değiştireceğiz. Başlangıçta bir defaya mahsus, yani bu benim ileriye doğru hesaplamayı yaparken ki birinci adımda demiştik ki ağın ağırlıklarını belirleyeceğiz. Bizim elimizde ise 10 tane aracın verisi var. Biz bir defa ağırlıkları rastgele belirleyeceğiz. Birinci araç için, birinci örnek için, birinci öğrenci için, birinci ev için, birinci deprem vakası için, artık bu ne olursa olsun. Bu yapay sinir ağını başlangıçta rastgele ağırlıklarla şey yapacağız. Bundan sonra birinci örnek için ağırlıklar, rastgele ağırlıklar ne kadar düzeltilecekse 0,35'lik hatayı geriye doğru yayacağız. Ondan sonra ne yapacağız arkadaşlar? İkinci örneğe geçeceğiz. İkinci örnekteki bizim girdiğimiz ne? Soralım bakalım. Şu andaki şu sıraya göre yaparsak ikinci örnek girdiğimiz ne olacak? Evet, ekrandaki Excel'deki örneğe göre ikinci girdiğimiz, sırayla girdiğimiz düşünecek olursak 0'a 0,186. Evet. 0 diyeceğiz. Pardon. 0 diyeceğiz. Şurası da 0,186 diyeceğiz. Yapay sinir ağları bu değerleri girdiğimizde de 0,42 değerini ürettiğini düşünelim. Biz bundan kaç bekliyorduk? 1 bekliyorduk. Bizim hatamız 0,58 oldu. Bu hatayı tekrardan ağın ağırlıklarına, yani şöyle şuradaki başlangıçta rastgele belirlediğimiz şu ağırlıkları tekrardan o hatayı dağıtarak arkadaşlar üçüncü örneğe geçeceğiz. Sonra üçüncü örneğimizde 0,313 ve 0,7. Pardon, şunu yanlış da yaptık. Yanlış anlamaya neden olmasın, şu aşağıda olacak. 0,7, 0,313. Bunun sonucunda da arkadaşlar yapay sinir ağının mesela ...0,30 çıktığını düşünelim. 0,115. 0,115. Bakın bu sefer de hata eksi yönde çıktı. Artması değil, şey oldu. Gibi. Yani öğrenme dediğimizde birinci örnek, ikinci örnek, üçüncü örnek. Tabii burada belirli bir kilometreye göre işte bu elimizde örnekleri seçerken de hep belirli marka yerine karışık karışık şeyleri seçerseniz daha isabetli bir öğrenme olacaktır. Mesela son zamanlarda işte ÖTV ile ilgili bir güncelleme oldu. Bir parametre değişmiş oldu. Geçen haftanın bilgileriyle bir ikinci el araba fiyat tahmini yapsanız bu hafta şaşırır. Neden? ÖTV'deki sınır değişiklikleri olduktan sonra belli araçlarda ikinci el fiyatlarında
ciddi oynamalar oldu. Eğer sizin elinizdeki örnekler bu ÖTV düzenlemesinden önceki örnekler ise özellikle o sınırda olanların arabalarını tahminde yanılır. Çünkü neden? Sizin elinizdeki örnekler vergi düzenlemesinden önce sorguladığınız şeyler ise yeni ise ne olur? O zaman sistemin performansı düşer. Ama siz mevcut önceki dönem verileriyle ilgili veyahut da şu anda da artık bu yeni düzenlemeye göre piyasada fiyatlar şekillendiğinde yeni öğrettiğiniz, eğitim için kullandığınız veriler de yeni araç fiyatlarından, tahmin için kullanacağınız şeylerde yeni araçlardan olursa daha yüksek bir tahmin başarısı elde edersiniz. Peki bu şekilde ne yapacağız? Birinci örnek, ikinci örnek, üçüncü örnek, şöyle en son üçüncü örneği konuştuk. Dördüncü örnek, beşinci örnek, onuncu örneğe kadar bitti. Yapay sinir ağı öğrenecek mi? Hayır. Arkadaşlar, bu işlemi bu sefer ne yapıyorsunuz? Şu anda şöyle bir bakalım, şu tarafına geçelim. 1, 2, 11. Birden 11 tane araç var. Şimdi 12. olarak tekrar bunu göstereceksiniz. T12, T diyelim buna. T12, şu 13. Şu 14. olarak tekrar bunu göstereceksiniz. Bitti. 22. olarak bu aracı gösterdikten sonra tekrar 23, 24 gibi, şunu da T diye şey yapacak olursak, aynı verileri tekrar tekrar göstereceğiz. Bunu ne kadar göstereceğiz derseniz arkadaşlar, bunun 1000 defa göstereceğiz. Dediğimizde arkadaşlar 11 tane örneği 1000 defa gösterdiğimizde bu ne olur? 11.000 defa göstermek anlamına gelir. Yani yapay sinir ağlarında öğrenmeyi o şekilde gerçekleştireceğiz. Eğer siz bir öğrenciye mesela ben 3'leri bir defa gösteririm. Bir defa 3 kere 7 kaç diye söylerim. Ondan sonra bunu da öğrenir. Var mı böyle bir şey? Çocuk öyle mi öğreniyor? Hayır. Yani aynı şeylerde hata yapıyor, doğru şey yapıyor falan gibi. Ama belli bir süre tekrar ettikten sonra artık yavaş yavaş hatasını azaltmaya başlıyor. Bizim de arkadaşlar o zaman bu 11 tane, şunun hesabını soralım bakalım şimdi. Buraya kadarki kısım anlaşıldı mı? Tekrar etmemi istediğiniz bir yer var mı? Öğrenmeyi adım adım nasıl gerçekleşeceğini ikinci el fiyat örneği üzerinden anlatmaya çalıştım. Ve şimdi soru soracağım. Evet. Yüz defa bu 11 örneği yapay sinir ağına göstersek toplamda 2-3-1 ağında kaç defa ağırlık değişimi hesabı yapmamız gerekiyor? Bunu 100 defa dedik ama benim yani 1000 defa, 5000 defa, 10.000 defa da elinizdeki örneklerin zorluğuna, karmaşasına göre şey yapmanız gerekebilir.
Evet, 1-2-3-1 yapay sınırı kullanarak böyle bir çalışma yapmış olsak toplamda kaç defa ağırlık değişimi hesabı yapmak gerekir? Bir de yazılan mesaj silinebiliyor herhalde. Berkay az önceki boyla kilo arasındaki ilişkide kaç adet girdiği şeyine bir 2 yazmıştı. Sonra silindi gibi. O sorunun cevabı da 2 değildi. Çarşamba günü bir kısa sınav yapalım. Bunu OYS'ye de yazayım ben. Ayın kaçı oluyor? 25 Ağustos. Evet. :15:45 için şey yapmadım. Kısa sınavı böyle dersi anlatırken şu anda sorduğum gibi sorayım. Kimse cevap vermezse ona göre şey yapayım. Evet, soru geçerli. 11 tane araç örneği var elimizde. Ekranda da Excel'de gösterdiğim gibi bunları 100 defa eğitecek olsak 2-3-1 yapay sinir aranında kaç tane ağırlık değişimi yapmamız gerekir? Evet, ne yapmamız gerekiyor? İleri geri hesaplamada ilk örnek için yapacağız. 2 çarpı 3 girdi ile ara katman arası artı 3 çarpı 1 ara katmanla çıktı arası toplamda da 9 adet ağırlık var. Eğer bizim 9 adet ağırlığımız var ise bir iterasyonda dokuz ağırlık değişimi hesaplamamız gerekir. Yani bu 9 ağırlıkta ne kadar değişecek? Bu hataları ağırlıklara paylaştıracağız ya. Dolayısıyla ilk örnekten sonra 11 tane örnek için bunu 11 çarpı 9 o da eşittir 99 tane. Yani elimizdeki 11 örnek için yapacağımız toplam değişik şey sayısı ağırlık değişim sayısı 99 olur. Bunu da 100 defa tekrarlarsak
Toplamda da ne olur o zaman? 9900 olur. Eğer bunu 1000 defa iterasyon yapacak olmuş olsak 99.000 tane hesaplama yapılacak. Yani yapay sinir ağları, kara kutu falan dedik ama böyle sihirli bir şey yok. Elimizdeki verileri hemen 2 defa, 3 defa göstermeyle, 5 defa, 100 defa göstermeyle o girdi ve çıktı arasındaki ilişkiyi şey yapmayası imkanı yok arkadaşlar. Yine yapay sinir ağ en sonunda tahmin yaparken mesela 87 kiloluk bir arkadaşı ne yapacak? En iyi ihtimalle 86,579 kilo falan gibi küsuratlı şeyler tahmin edecek. Burada bu eğitimi ne kadar şey yapabiliriz derseniz mesela 1 kilo şey için ne tanımlayabilirsiniz? %3 Hatta belirli bir öğrenme payına kadar devam edilebilir veyahut baştan belirlenen iterasyon mesela ben 5000 defa göstereceğim elimdeki 11 tane aracın veyahut da 100 tane aracın fiyatı ona göre belirleyebilirsiniz. Veyahut da ikinci el fiyatların arabaların artık 100 tane araba örneğinde olduğu gibi veyahut da 11 tane arabanın fiyatını %3 hatayla temsil edinceye kadar öğrenmeye devam edeceğim gibi strateji belirleyebilirsiniz. Yani bu öğrenme süreci hatayı belli bir değerin altına düşürünceye kadar veyahut da belirli bir iterasyona ulaşıncaya kadar veyahut da bunun gibi başka stratejiler yani ne diyebilirsiniz? Hata belli bir değerin altına düşmedi. Fakat işte ilerleme de sağlanmıyor. Son 20-30 iterasyonda yaptığınızda herhangi bir şey yapmıyor gibi. Mesela bir aracın hatası 5 yüzde açısından söylüyorum. Bir %6 hatayla, bir aracı %3 hatayla, bir aracı %2 hatayla, diğer birini %1 hatayla ve benzeri gibi şeyler olabilir. Bunları ne yaparsınız? Siz ortalamasını bulursunuz. Yani aracın birisinde %20 sapma olur, birisinde %1 sapma olur, birisinde tam fiyatını bulur ve benzeri gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. O zaman ne yapacağız? Onların ortalamalarını dikkate alacağız. Yani elimizdeki verileri bu hangi konuyla ilgili olsun, bağımlı değişken, bağımsız değişkenle ilgili önce bunların şeylerini yapacağız. Normalize değerlerini yapıp sonra bunların bir kısmını eğitime, bir kısmını teste ayıracağız. Şu anda bizim sınıfta bu derse alan kişi sayısı rakam bilmiyorum ama 50 civarlarındaydı. 52 olsun. Bu 52 öğrenciden mesela 40 öğrenci bilgisi eğitim, 12 öğrenci test için ayırıp bu şekilde bir öğrenme gerçekleştiriyoruz. Bu bahsettiğimiz öğrenme öğrencilerin boyla kilo arasındaki ilişki olabileceği gibi vize sınavından veyahut da bu yapay sinir ağlarıyla ders özelinde konuşacak olursak öğrencinin vizeden aldığı not ile finalden alacağı notu tahminle veyahut da öğrencinin aktif katıldığı ders sayısı, haftalık çalıştığı ders
sınava kaç saat çalıştığıyla aldığı not arasını ilişki kuracak olursak, buradan 52 öğrencinin 40 öğrencinin verisini eğitimde, 12 öğrencinin de verisini testte kullanma şekliyle yapabiliriz. Şimdi bu 40 öğrencinin bir iterasyon yapacağımız dediğimizde 40 bin defa ileri ve geri hesaplama yapmak demek. 40 öğrencinin boy ve kilo verileri varsa elimizde, bu 40 öğrencinin ara katmandaki hücre sayısına göre 40 bin defa ileriye doğru hesaplama, 40 bin defa hataların geriye doğru hesaplanması, yayılması sürecinde şey yapacağız. Bu 40 tane öğrencinin verilerini eğitim esnasında kaç tane ağırlığı rastgele belirleyeceğiz? Kaç defa ağırlıkları rastgele belirleyeceğiz diyelim. 1000 defa hesaplama yapacak olsak 40 bin defa hesaplama yapacağız. Fakat ağırlıkları bir defa rastgele belirleyeceğiz. Yani ilk öğrencinin verilerini hesaplarken rastgele belirleyeceğiz. Sonra diğer 39 öğrenci için ağırlıkları güncelleye gideceğiz. 39 öğrenci bittikten sonra tekrar birinci öğrenciye geldiğimiz zaman tekrardan rastgele belirleme gibi bir şey söz konusu değil. Artık en son 40. öğrencide ağırlıklar ne olduysa onlara göre devam edeceğiz. Bu eğitim süreci tamamlandıktan sonra ise test aşamasına geldiğimizde 12 öğrencinin sadece ve sadece bir defaya mahsus test yapacağız. Test aşamasında geriye doğru hesaplama yok. 40 öğrenciye 1000 defa verisi kullanılarak ağırlıkların optimize edildiği, en son geldiği rakamlar artık sabit olarak kullanılıp 12 öğrencinin normalize girdiği verisi verilecek ve çıktı bulunacak. Arasındaki şey bulunacak. Bunlara da biz performans kriteri diyoruz. Onlar da önümüzdeki hafta şeylerinde bunların detaylarına bakacağız. Sanıyorum bu da anlaşılmış oldu. Veyahut da şu konuyu tekrar eder misiniz dediğiniz bir şey varsa ona göre şey yapayım. Yani işin tecrübeye dayalı kısmında da eğitim için verileri seçerken, test için verileri seçerken bunların rastgele olarak ele alınması önemli. Çünkü sizin gerçek örnekleminizi temsil etmeyen veriler olursa bunlar şeyleri bozacaktır. Bunlar da uygulamaya ilişkin, tecrübeye ilişkin dayalı veriler. Bölümden gelecek bilgiye göre bölüme yapılan vize sınavına girememe sorun yaşamayla ilgili bildirilen rapora göre de artık önümüzdeki çarşamba veyahut da bir sonraki hafta şeylere de bakarız. Mazeret sınavına. Haftası belli herhalde. Bu hafta değil. Önümüzdeki haftadan yani sisteme tanımlı olan şeyler. Tarih belli değil. Evet, şu sistemde verilen sorulara, cevaplara bir bakalım bakayım. Kaç tane hesap yapılmış?
Kevam için öylesine bir de soru sormuştuk. Evet, ara sınavlar finale etki edecek. Evet, şu an itibariyle derse katılan sayısı, dersteki kişiler 30 görünüyor fakat yoklamaya katılan sayısı 60, 60'tan fazla cevap verilmiş ama görünüyor. Yani hemen şirketler kurulmuş, başkası adına derslere girilmiş. Evet, şu anda sildim haftanın yoklamasını. Tekrar yoklama açacağım. 3 dakika içerisinde girenleri alacağım. Yani derse 30 kişi katıldığı halde 56 tane kişinin yoklama gösteriyor. Yenisini tanımlıyorum. 3 dakikada süre vereceğim.
Evet. Bakalım yine aynı şekilde başkalarına haberdar edip başkalarının şifresi üzerinden girip şeylerse yapacak mı? Şu anda soru eklendi. Yine şu anda sisteme aktif katılan şeyler isim üzerinden görülüyor arkadaşlar. Yine derse katılmayanlar şimdi sayıya tekrar bakacağım. Derste kaç kişi var bakıyorum. Bunların listesi de alınabiliyor. Tek tek isimle uğraşmak istemediğimden ben dahil 33 kişi görünüyor. O 32 olması lazım. Bunun dışında başka bir yerine onun şifresiyle giren şey yapan olursa kendisi OES'e girmediği Teams'e giremeyenler evet, 2-3 dakika daha uzattım. 26 kişi girmiş. 5 geçeye kadar uzattım ama bu buna rağmen yine sistemi güncellemeyen sayı kaça çıkmış bir bakayım. Evet, şu anda 32 kişi görünüyor. Bundan da fazla olmaması lazım zaten. Herkese iyi haftalar. Çarşamba günü görüşmek üzere.